Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe soru çözümüyle karşınızdayız. Evet bu dersimizde sıfatlarla ilgili soru çözümleri yapacağız. O zaman birinci soruyla başlayalım gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştı diye sormuş. Sevgili gençler, biz niteleme sıfatlarını isimleri niteleyen, belirten ya da daha doğrusu isimlerin rengini, biçimini, durumunu niteleyen sözcükler ne yapıyoruz? Adlandırmış oluyoruz. Ve ismi sorduğumuz nasıl sorusu bizi neyi veriyordu? Bildiğimiz niteleme sıfatını veriyor. Ancak önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Sevgili gençler, niteleme sıfatları sadece nasıl sorusunu soraraktan bulabileceğimiz bir yöntem değildir. Çünkü biz bu soruyu aynı zamanda durum zarfını bulmak için de soruyor muyuz soruyoruz. Ama unutmayalım ki zarflar genellikle neyi nitelerler ya da belirtirler? Fiil ya da fiilimsileri belirtirler. Eğer bir sözcük isim için kullanılmışsa spat, bir sözcük fiil için kullanılmışsa zarf diyeceğiz. Birinci örneğe gidersek kırmızı kazak ona çok yakışmıştı örneğinde nasıl kazak diye sorduğumuz zaman bakın ne oldu? Spat olmuş oldu. Renkler zaten nitelimiz sıfatı olaraktan kullandığımız kelimeler değil mi? Evet. Beye geldiğimiz zaman zor işlerin hepsini üzerine yüklemişlerdi cümlesinde. Nasıl işler diye sorduğumuz zaman bakın ne oldu? Zor işler. Al sana bir niteleme sıfatı daha kullanmış olduk. Misafirlerine bugünlerde soğuk davranıyor dediğimiz zaman. Peki davranma nedir gençler? Fiildir. Nasıl davranıyor diye sorduğumuz zaman soğuk davranıyor. Davranmak fiil olduğuna göre. Biz fiile nasıl sorusunu sorarsak neyi buluyoruz? Durum zarfını bulmuş oluyoruz. Ama soğuk su deseydim. Nasıl su? Soğuk su. Bakın buraya biz Su kelimesini isim olaraktan düşün, düşünelim. Zaten isim. Peki nasıl is, nasıl su diye sorduğumuz zaman, soğuk su dediğimiz zaman ne oldu? Niteleme sıfatı olmuş oldu. Ama soğuk bakıyor, soğuk davranıyor dediğimiz zaman ne oluyor? Durum zarfı olmuş oluyor. Demek ki bir numaralı sorunun cevabı nedir gençler? Ceyhan olacakmış. Dörde geldik. Uygun şartlar olursa Üsküdar'a yerleşecekmiş cümlesinde. Nasıl şartlar diye sorduğumuz zaman bakın nedir? Uygun şartlar. Alın size bir niteleme sıfatı daha kullanmış olduk. Doğru söz, yemin istemez cümlesinde. Nasıl söz? Doğru söz. Yine nitelime sıfatını ne yapılmış yer verilmiş. Peki cümle şuydu olsaydı doğru konuşuyor deseydim. Doğru konuşuyor. Konuşmak burada <laughs> fiil olduğu için fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman durum zarfını buluruz. Eğer isme nasıl sorusunu soracaksak o zaman da niteleme sıfatını bulmuş olacağız. Gelin ikinci soruya doğru yol alalım. Aşağıdakilerin hangisinde işaret bildiren sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanmış. Sevgili gençler ben size defalarca işaret bildiren sözcüklerimizin şu bu o paketi olduğundan bahsettim. Yine öteki bir iki diğeri diyebildiğimiz kelimeler olduğunu söyledik. Öteki bir diğeri bir de bir paketimiz daha vardı. Neydi o paket? Öyle böyle şöyle paketim. İşte işaret bildiren bu 9 tane kelime ya işaret sıfatıydı ya da neydi? Aynı zamanda işaret zamiri olaraktan kullanılıyordu. Peki ben bunları nasıl ayırmıştım? Şöyle ayırmıştım. Yani işaret bildiren sözcüklerden sonra virgül varsa zamirdir. İşaret bildiren sözcüklerin üstünde yani bu şu buğuların öteki bir iki diğeri öyle böyle şöyle kelimelerin üstünde ek varsa ne demiştim ben bunlara? Bunların zamir olduğundan bahsetmiştik. Peki ek almayıp da sadece bir ismin önüne gelirse ne oluyor? Tabii ki işaret olmuş oluyor. Şimdi birinci örneğe gidersek. Bu sokaklar derken bakın burada buğdan sonra sokak gelmiş. Şu bu kelimesi ek almadığı için burada sıfat görevinde. O çiçekler derken buradaki o sözcüğümüz ek almamız sıfat. Bakın görüyor musunuz? Şu evler dediğimiz zaman sıfat, bu olay dediğimiz sıfat. Ama Ceyhan'a geldiğimiz zaman bunu kelimesi burada ek almış mı almış? Sevgili gençler, işaret sözcüklerimiz üzerine kazak giymişse, ek almışsa bunların adı ne olacaktır? İşaret zamiri olacaktır. Ama işaret sözcüklerimiz ek almayıp sadece ismin önüne gelmişlerse o zaman sıfat olacaktır. Yani iki numaralı sorunun cevabı ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Şimdi gelin üçüncü soruya gidelim. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından farklıdır diye sormuş. Sevgili gençler eğer bize yapı sorarsa yani sıfatın yapısını sorduğu zaman basit birleşik ya da türemiş diye bakacağız. Basit olanlar herhangi bir eki almazlar. Yani yapım eki almazlar. Ama bir sıfatın türeyi bilmesi için mutlaka ne alması gerekiyor? Yapım eki alması lazım. Birleşik sıfatla geçen derslerimizde bahsetmiştim. Ya iki tane kelimenin birleşmesinden meydana geliyor ya da eklerle kuruluyor. Ama basit sıfat asla ek almaz. Bakın aya geldiğimiz zaman etraflı bir çalışma dediğimiz zaman nasıl çalışma? Etraflı çalışma. Sizce lı diye bir yapım eki var mı? Var. İşte bir sıfatın üstünde yapım eki varsa o zaman o sıfatın adı ne olacaktır? türemiş sıfat olacaktır. Geldik B'ye. Bahçeli bir ev dediğimiz zaman nasıl bir ev? Bahçeli bir ev. Burada da yine lı diyebildiğimiz bir yapım eki var mı? Var. O zaman ne oldu? Türemiş bir sıfata gitmiş olduk. Ceyhan'a geldik. Cüsseli bir aktör. Nasıl bir aktör? Cüsseli bir aktör. Yine Lakin'i like almış mı almış? Al sana türemiş bir spart. Denizli'ye geldiğimiz zaman benim deli gönlüm söz dinlemez örneğinde deli kelimesi herhangi bir eki almış mı almamış? Sadece kök halinde olduğu için, üzerinde bir eki olmadığı için bu sıfatımıza nasıl bir sıfat diyeceğiz? Basit bir sıfat diyeceğiz. Görüldüğü gibi A, B, C şıklarında hatta acılı günler örneğine geldiğimiz zaman acı ayrı acılı ayrı olduğu için yapısına göre türemiş sıfat örnekleri olduğu için bunlar cevap olmadı. Ama denizli geldiğimiz zaman Denizli ne oldu. Basit bir ispat önlüğü olmuş oldu. 4 seçenekliydi türemispat, bir seçenekli de basit ispat olduğu için doğru seçeneğimiz bakın ne oldu? Denizli olmuş oldu. Sevgili gençler dördüncü soruyla devam ediyorum. Diyor ki hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştı diye sormuş. Sevgili gençler bir yerde sıfat tamlaması olabilmesi için sıfat artı isim yeterlidir demiştik. O zaman örneklere gidersek. Ay'a geldiğimiz zaman evin önünde ifadesi bir isim tamlamasıdır. Belirtir Demir salıncak burada sizi yanıtabilir. Neden derseniz. Sanki nasıl salıncak diye sorduğumuz zaman demir salıncak diye cevap veriyorsunuz ama unutmayalım ki bir şeyin ham maddesini söylüyorsa bir şeyin neden yapıldığını belirtiyorsa bunun adı takısız isim tamlaması olacaktır. Mesela yün kasak dediğimiz zaman, mesela işte demir kapı diyoruz, deri çanta diyoruz ya. Nasıl ki kapının ham maddesi demirse, çantanın ham maddesi deri ise, salıncağın da ham maddesi demir olduğu için bir yerde ham madde varsa sıfat tanılaması olmaz. Onun adına ne diyoruz? Takısız isim dalaması diyoruz. Demek ki burada yokmuş. B'ye geldik. Kalemin ucu artık iyice körelmiş örneğinde. Kalemin ucu diye bir tamlama var ama Buradaki tanımlamamız nedir? Belirtili isim tanıması olarak tan kullanmış. Ceyhan'a geldik. Gelinin üvey babası dediğimiz zaman nasıl baba? Üvey baba. İşte burada bakın bir spat tanımlamasına ne yapılmış? Yer verildiğini görmekteyiz. Denizli'de senin dediklerinin hepsi dediğimiz burası üçlü bir grubu olduğu için. Senin dediklerinin hepsi. Üçlü olduğu zaman ne diyoruz? Zincirleme isim tanıması diyoruz. Ve son örneğe geldik. Sobanın boruları çok eskimiş örneğinde. Sobanın boruları. Hem soba isim hem de boru isim olduğu için. x de iki aldığından dolayı ne oldu? Bir belirtili isim tanıması oldu. Sevgili gençler görüldüğü gibi ABD B, D, E şıklarında bir sıfat tanıması yok ama Ceyhan'a geldiğimiz zaman üvey baba ifadesi nasıl baba? Üvey baba. Zaten biz sıfatı bulurken genellikle nasıl sorusunu soruyor muyuz soruyoruz. İşte o soruya cevap verilmiş olduğu için burada gördüğümüz üvey baba bir sıfat tanıması olarak ne yapacağız? Değerlendirmiş olacağız. Ve geldik 5. soruya. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde atlaşımı sıfat örneği vardır diye sormuş. Sevgili gençler, atlaşım sıfat neydi? Sıfat tanımları nasıl kuruluyordu? Sıfat artı isimden kurulmuyor mu? Evet. İşte sıfat tanımasında isim düştüğü zaman, sıfat tek başına kaldığı zaman ne olur? Atlaşmış olur ve eki alır. A'ya geldiğimiz zaman, azıcık aşım, ağrısız başım örneğine gittiğimiz zaman nasıl aş? Azıcık aş. Burada spat kullanılmış olduğu için düşmediği için atlaşmamış. Nasıl baş? Ağrısız baş düşmediği için atlaşmamış. B'ye gidelim. Ayağa dokunmadık taş olmaz. Nasıl taş? Ayağa dokunmadık taş. Sonuçta taş kelimesinin önünde bir spat var mı var? Atlaşmış mı? Hayır. Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen örneğine gittiğimiz zaman. Burada herhangi bir zaten atlaşmışlık örneği olmadığı için cevap olmaz. Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur. İşte cevap burası gençler. Niye de derseniz. Burada az yiyen aslında az yiyen insan demek istiyor. Yine çok yiyen insan demek istiyor. Dolayısıyla burada gördüğümüz insan kelimeleri düşmüş olduğu için yiyen kelimeleri ne olmuştur? Atlaşmıştır. İşte bir yerde atlaşmış sıfat olabilmesi için mutlaka önündeki ismin kaybolması lazım. Söz gelimi. Genç kız dediğimiz zaman nasıl kız? Genç kız. Burada bir sıfatımız var ama gençler dediğimiz zaman yani önündeki isim düştüğü zaman ne oluyor? Buradaki sözcüğümüz atlaşmış sıfat örneği olmuş oluyor. Dolayısıyla da doğru seçeneğimiz ne oldu? Denizli olmuş oldu. Haydi 6. soruya doğru yol alalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır diye sormuş. Sevgili gençler en büyük hatalarımızdan bir tanesi de burası. Çünkü biz sıfat ararken neye bakıyoruz? Genellikle niteleme sıfatına bakıyoruz. Ama unutmayalım ki işaret, sayı, soru ve bilgisi sıfatlarımızın olduğunu biliyoruz. Ay'a geldiğimiz zaman nasıl bir hüzün içinde olduğunu her halinden bellidir cümlesinde aslında 3 tane sıfatımız var. Buradaki nasıl kelimesi soru sıfatı, buradaki bir kelimesi işte belgesiz bir sıfat. Buraya geldiğimiz zaman her hal dediğimiz zaman unutmayalım her kelimesi %100. Her kelimesi %100 belgesiz sıfat olaraktan almamız gereken kelime. O zaman A şıkkında 3 tane sıfat olduğu için ne yaptım? Erimiş oldum. B'ye geldik. Yaşantısının yerine kapılmış gibi savruk cümleleri vardı demiş. Nasıl cümleler? Savruk cümleler. Alın size bir niteleme sıfatı. Burada varmış. Umutsuz insanların yanı başında umut genişi doğarmış cümlesinde nasıl insanlar diye sorduğumuz zaman bir umutsuz insan ifadesi çıkıyor. Yani niteleme sıfatı kullanmış mı kullanmış. Kendisini uzaklara gitmiş ve oralarda kaybolmuş hissediyordu cümlesinde herhangi bir niteleme ya da belirtme sıfatına yer verilmediği için cevap burası. Peki hocam Edirne'de nerede sıfat var? Sevgili gençler o gün dediğimiz zaman hangi gün o gün? Burada bir işaret sıfatı var mı var? Devam ediyorum. Hiçbir yer dediğimiz zaman buradaki hiçbir kelimesi bir belge sıfat mıdır? ve evet? Dolayısıyla da Edirne'de iki tane sıfat olmuş olduğu için burada da sıfat örneğini ne yapılmıştır? Yer verilmiştir. Ama lütfen sıfat bulurken sadece mavi kazak, işte kırmızı ağaç, işte yeşil erik bu tür örneklere gitmenize gerek yok. Aynı zamanda işaret, aynı zamanda sayı, aynı zamanda soruların da birer sıfat olduğunu unutmayacağız. Dolayısıyla da A, B, C, E şıklarında sıfat örnekleri mevcut iken denizliğe geldiğimiz zaman herhangi bir sıfat örneğinin olmadığını görmüş oluyoruz. Ve geldik 7. soruya. ÖSYM'nin genellikle seçmiş olduğu soru tiplerinden bir tanesi de bu karma sorulardır ki yukarıdaki parçada hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Sevgili gençler. Niteleme sıfatı, işaret, türemiş, belgesiz ve altlaşmış sıfattan bahsediyor. Girdiğimiz zaman şehrin buğulu yüzü. Bakın nasıl yüz? Boğulu yüz. Burada bakın nitelimiz sıfatı kullanmış mı? Kullanmış. O zaman nitelimiz sıfatını ne yaptık? Elemiş olduk. Hatta şuraya geldiğimiz zaman nasıl günler diye sorduğumuz zaman güzel günler nitelimiz sıfatı mıdır evet. O zaman nitelimiz sıfatını bakın ne yaptık? Bulmuş olduk. Devam ediyorum. Şurada bu renksiz tablo dediğimiz zaman nasıl tablo? Bu renksiz tablo. Onu buraya yazmak istiyorum. Bu renksiz tablo. Sevgili gençler, Tablo burada isim olduğuna göre renksiz kelimesi nasıl bir sıfattır? Renkten renksiz yani türemiş bir sıfat olmuş. Türemiş ve aynı zamanda nitelimi sıfatı diyebildiğimiz bir sıfat olmuş. Burada gördüğümüz şu bu o nedir? Dikkat edin. Burada gördüğümüz şu bu. O. Herhangi bir ek almamış. Sadece ismin önüne gelmiş olan bir sözcük olduğuna göre bir işaret sıfatı mıdır? Evet. O zaman ben işaret sıfatını ve aynı zamanda türemi sıfatla buldum mu bu buldum. Bundan da kurtulmuş oldum. Peki devam edelim. Kala kala ne kaldı? Atlaşma sıfatla belgesi sıfat kalmış oldu. Sevgili gençler. Şurada gördüğümüz. Bir şey ifadesine geldiğimiz zaman buradaki bir kelimesi herhangi bir birden bahsediyoruz. Yani iki şey, üç şey dediğimiz sayı sıfatı değildir. Türkçemizde bir kelimesi aynı zamanda belgesi sıfat olarak kullanılır mı? Kullanılır. Dolayısıyla buradaki bir kelimesi belgesi sıfattır. Ama cümlede, ama metinde herhangi bir atlaşım sıfat örneği olmadığı için cevabımız burada ne oldu? Edirne olmuş oldu. Ve geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, bakın buranın altını çiziyorum, bir isim hem niteleme sıfatı almış hem de belirtme sıfatı almış. Soruya geçmeden önce şu örneği şuraya yazmak istiyorum. Bu güzel ev diyelim. Bakın örneğimiz böyle bir örnek olsun. Nasıl ev? Güzel ev. Niteleme sıfatı. Peki hangi ev? Bu ev. Bakın ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Biz ne demiştik? Sıfatları iki ana gruba ayırıyor muyuz? Ayırıyoruz. Niteleme ve belirtme sıfatları diye ikiye ayırıyoruz. Belirtme sıfatları da kendi içerisinde işaret, sayı, soru ve bilgisiz diye kaça ayrılıyor? Dörde ayrılmış oluyor. İşte benim bulacağım örnek böyle bir örnek olması lazım. Aya geldiğimiz zaman katılımcılar katılımcılardan biri bu ilginç soruyu sordu cümlesi aynısı aslında. Niye derseniz? Nasıl soru, ilginç soru? Burası niteleme sıfatı mıdır? Evet. Peki hangi soru bu soru? Burası da işaret sıfatı mıdır? Evet. Demek ki bu örneğimizde yani A şıkkında bir isim hem niteleme sıfatı almış hem de belirtme sıfatı almış. Cevap A şıkkı mı A şıkkı? B'ye gelirsek nasıl haberci, yaşlı haberci. Sadece niteleme sıfatı var. Hangi akşam, her akşam sadece bilgi sıfat var. Hangi kahve dediğimiz zaman işaret sıfatı var. Dolayısıyla da bunlar birbirinden bağımsız oldukları için yani bir isim değil de birden fazla isminin önüne farklı farklı sıfatlar geldiği için cevap olamazlar. Ceyhan'a gittiğimiz zaman nasıl göller diyoruz? Bakın durgun göller. Burada bir niteleme sıfatı var mı gençler var. Peki bu yönelindeyken buradaki de nedir? İşaret sıfatıdır. Ama benden şunu istiyor. Bu güzel ev gibi bir örnek istiyor. Bu ilginç soru gibi bir örnek istediği için cevap burada ne oldu? Ankara olmuş oldu. Dolayısıyla da uzatmaya gerek yok. 8. sorunun cevabı A şıkkı olacaktır. Ve geldik 9. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcükler tür yönünden farklı diye sormuş. Sevgili gençler sözcüğün türünü sorduğu zaman isim, sıfat, zarf, samir diye bakıyoruz ya. İşte öyle bakacağız. Bakın A'ya geldiğimiz zaman her şeyi diyoruz. Hangi şeyi? Her şeyi. Unutmayalım her kelimesi %100 bir belgesi sıfat mıdır? Evet. O zaman burada sıfat bölümünde kullanmışız. Hangi günler diye sorduğumuz zaman kimi günler? Bakın ne oldu? Bir belgesi sıfat daha kullandık. Peki hangi acı diye sorduğumuz zaman mazideki acı ne oldu yine mi sıfat görevinde kullanmış. Devam ediyorum. Akşamki güzel hava dediğimiz zaman hangi hava? Akşamki hava ve güzel hava. Sonuçta sözcükler burada sıfat görevinde kullanılmış mı kullanılmış. Ama Edirne'ye geldiğimiz zaman. Sevgili gençler şuraya yazmak istiyorum. Öğlen uykusu nasıl bir tamlamadır dikkat edelim. Öğlen uykusu akşam uykusu. Burası bir belirtisim tanıması, isim tanıması olduğu için öğlen kelimesi hangi görevde kullanmış İsim görevinde kullanmış Yani sıfat görevinde kullanamazsınız. Dolayısıyla da Edirne'de alt isimli kelime sıfat olmadığı için, isim olduğu için doğru seçeneğimiz ne oldu? Edirne olmuş oldu ve geldik 10. ve güzel bir soruya. Sevgili gençler, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden fazla diyor sıfatla diyor ne yapılmış nitelendirilmiştir diyor. Şunun gibi bir örnek istiyor aslında. Uzun boylu aynı yazıyorum sevdiğiniz bir örnek. Uzun boylu, sarı saçlı sarı saçlı, mavi gözlü bir kadın olsun. Nasıl bir kadın dikkat ederseniz uzun boylu kadın. Nasıl kadın? Sarı saçlı kadın. Bana diyor ki bir isim olsun diyor. O ismin önünde diyor birden fazla sıfat olsun diyor. Ay'a geldiğimiz zaman. Okumayı seven, çalışan, araştıran insanların başarılı olabilmesi için hiçbir neden yoktur demiş. Peki nasıl insanlar diye sorduğumuz zaman. Okumayı seven insan sıfat, çalışan insan sıfat, araştıran insan sıfat. Bakın ne oldu? İnsan diye bildiğimiz isim kelimesinin önünde 3 tane sıfat grubu kullandık mı kullandık. O zaman cevap bu olmaz mı olur. Yani A şıkkı olacaktır. Diğerlerine indiğimiz zaman geleceğimizi emanet edeceğimiz kişiler kişilik sahibi insanlardır. Nasıl insanlar? Kişilik sahibi insanlar. Sadece bir öbek kullanmış. Yani birden fazla sıfat kullanmamış. C'ye gittiğimiz zaman bebeğin odası pembe dolaplarla nasıl dolap pembe dolap bir tane sıfat kullanmış. Bu cennet dediğimiz zaman bir tane ayrı sıfat kullanmış. Bunlar da cevap bulamaz. Denizli'ye geldiğimiz zaman bütün borçlarım ödendikten sonra rahat bir nefes alabileceğim demiş ya. Bakın nasıl bir nefes? Rahat bir nefes. Aslında birden fazla sıfat var ama rahat kelimesi niteleme sıfatı ama bir kelimesi belgisi sıfattır. Bana ne diyor? Birden fazla diyor sıfatla nitelendirilmiştir diyor. Yani niteleme sıfatını sormuş olduğu için cevap bunlar olmayacaktır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. Ve geldik 11. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altlaşmış sıfat örneği vardı diye sormuş. Gençler şöyle bir örnek yazmak istiyorum. Garip insan dediğimiz zaman nasıl insan garip insan? Burası bir sıfat tanıması mıdır? Evet. Yani nitelimi sıfatı kullanmış. Peki bizim anlattığımız atlaşmış sıfat neydi? Atlaşmış sıfat sıfat tanımasındaki e, ismin düşmesiyle birlikte sıfatın tek hali, tek kalmasının adını biz atlaşmış sıfat örneği adını vermiştik. Yani örneklerimiz böyle olsaydı garipler deseydim. Yani garipler derken garip insanlardan bahsediyorum. O zaman atlaşmış sıfat örneğine bu şekilde bakmamız lazım aya gidersek duvardaki resim beni çok eskiye götürdü cümlesinde bir atlaşma sıfat örneği var mıdır vardır neden derseniz Hangi resim diye sorduğumuz zaman duvardaki resim atlaşmamış. Ama şurada eskiye götürdü derken eski günler demek istiyor aslında. Ne oldu? Yani burada sıfat olan kelimemiz tek kalmış. isim olan kelimemiz düşmüş. Ve sıfat olan kelimemiz ek almış olduğu için bu kelimemiz atlaşmış oluyor. Ama ben eski günler deseydim sıfat tanıması var mı? Var. Eski kazak dediğim zaman. Eski elbise dediğimiz zaman sıfat mıdır? Evet. Ama eski dediğim zaman ne oluyor? Atlaşmış sıfat olmuş oluyor. Bakın B'ye geldiğimiz zaman hangi insanlar? Sevdiğim insanlar. Düşmemiş. C cihana geldiğimiz zaman denizin insana huzur veren bir kokusu. Nasıl bir koku? İnsana huzur veren bir koku. Düşmemiş. Denizli'ye geldik. En sevdiği şey resim yapmak cümlesinde hangi şey? En sevdiği şey düşmemiş. Hiçbir şey dediğimiz zaman yine bakın ne olmamış? Düşmemiş. A şıkkındaki eskiye kelimesinin önündeki isim düştüğü için eskiye kelimesi atlaşmış gözüküyor. Sevgili gençler geldik 12. soruya. Yukarıdaki parçada aşıdakilerden hangisinin örneği yoktu diye sormuş. Önce kurallı sıfat diyor bakın A şıkkında. B geldik ünvan sıfatı. C'de belgesi sıfat. Atlaşımı sıfat ve nitelimiz sıfatlarından bahsediyorum. Şuraya geldiğimiz zaman zavallı küçük paşa örneğini yazmak istiyorum. Buradaki paşa diye bildiğimiz kavram bir ünvan mıdır? Evet. Hani bizim kadınlara veya erkeklere verdiğimiz bey, hanım, paşa gibi kavramlar nedir? Ünvan sıfatıdır. O zaman bunu ne yapıyorum? Elemiş oluyorum. Peki nasıl paşa diye sorduğumuz zaman küçük paşa değil midir? Evet. Küçük ya da büyük kelimeleri zaten nedir? nitelemis sıfatı olduğu için bakın bu da ne oldu elenmiş oldu. Bundan da kurtulmuş olduk. Devam ediyorum. Zamanlı Küçükpaşa, Suatpaşa konağından küçük bir kümes kadar. Nasıl bir kümes? Küçük bir kümes. Sevgili gençler, burada gördüğümüz küçük kelimesi niteleme sıfatı. Evet. Bir kelimesi belgesiz bir sıfattır. Unutmayalım. Niteleme sıfatlarının arkasında gördüğümüz birler var ya, belgesiz sıfata uğraktan alıyorsunuz. Niye derseniz Hani bazen diyoruz ya yolda yaşlı bir adama rast geldim. O bir adam dediğimiz adam hangi adam olduğunu biliyor muyuz? Hayır. O zaman o nitelimiz sıfatlarının arkasında gördüğümüz birileri belgisiz sıfat olaraktan ne yapacağız? Almış olacağız. Bunu da eledik mi eledik ve geldik A şıkkına. Bakın şurada iki arşınlık bir yer diyor. Bunu yazmak istiyorum. İki arşın dediğimiz zaman normal sayı sıfatı mı kullanmış? Evet. Biz ne diyorduk? Sıfat tanımlamasının arkasına lı ya da lık diyebildiğimiz bir ek getirdiğimiz zaman ne elde ediyorduk? Kurallı birleşik sıfat elde etmiş oluyorduk. Onu da bulduk mu bulduk. Demek ki parçada atlacımız sıfat diyebildiğimiz gariplerin çilesi bitmez. Yaşlılara yer verin gibi cümleler olmadığı için demek ki bu cümlede ne yokmuş? Atlacımız sıfat örneği mevcut değilmiş. Sevgili gençler şimdi gelin bir başka soruya doğru gidelim. Geldik 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir spatla sağlanmıştır diye sormuş. Yapmam gerekene dikkat edin. A'ya geldiğimiz zaman soru kelimesinin altını çizdim. Nasıl? B'de kim kelimesi? Ceyhan'da nasıl? Denizli'ye geldiğimiz zaman ne kadar? Edirne'ye geldiğimiz zaman niçin kelimesi? Sevgili gençler A şıkkında nasıl başar başarılı olabilir diyoruz ya bakın nasıl başarılı şu başarılı kelimesini siliyorum. Nasıl olabilir diye soralım. Biz fiil için kullanmışsak o zaman burada ne oldu? Zarf görevinde kullanmış. Yani soru zarfı olaraktan kullanmış. Ama şöyle olsaydı nasıl bir ev deseydim. Eğer ev kelimesinin önünde kullansaydık o zaman ne olurdu? Soru sıfatı olmuş olurdu. Şu an burada ne oldu? Bildiğimiz soru zarfı oldu. B'ye geldik. Kim kelimesi? Hatta ben geçen derste de bahsetmiştim. Kimle başlayan bütün sözcükler neydi? Bildiğimiz soru zamiriydi. Soru zamiri. Bunu buraya yazıyorum. Ceyhan'a geldik. Dün marketten aldığım kavunlar nasıl çıktı cümlesinde çıkmak fiil mi? Evet. Eğer fiil için kullanıyorsanız bunun adı ne olacaktır? Bir soru zarfı olacaktır. Burada da yine soru anlamı zarfla sağlanmış. Ve geldik bir başka yere. Niçin kelimesini gördüğümüz zaman, ne zaman kelimesini görürsek, niçin, ne zaman, niye bu kelimeleri gördüğümüz zaman bunlar bildiğimiz soru zarfı olacaktır. Bunları buraya yazıyorum. Peki gelelim cevaba. Sevgili gençler uzatmaya gerek yok. Hangi gün deseydim sıfattı, ne gün deseydim sıfattı, kaç lira deseydim sıfattı. Buraya geldiğimiz zaman soru soru kelimesi bir isim olduğuna göre ne kadar soru çözündürüyor diyor. Yani kaç soru çözdün demek istiyor. Demek ki burada ne oldu? Soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmış oldu. Yani 14. sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli olmuş oldu. Ve geldik son soruya. Sevgili gençler yine Karma Hüseyin'in sevdiği soru tiplerinden bir tanesi bu dizelerle ilgili olarak hangi söylenemez diye sormuş. A'ya gidersek. Niteleme sıfatı, kurallı bileşik sıfat, belirtme sıfatı, belgesi sıfat, türemi sıfat diyor. Şimdi buradan gidersek şu mavi deniz dediğimiz zaman buradan gidelim. Şu mavi denizde yüzen beyaz yelkenli gemi diyor ya burayı da çizmek istiyorum. Her şeyi burada bulacağız. Burada gördüğümüz mavi niteleme sıfatı mıdır? Evet. Yine beyaz niteleme sıfatı mıdır? Evet. O zaman A şıkkını bakın ne yaptım? Erimiş oldum. Devam ediyorum. Kurallı bileşik sıfatımız nerede var? Şurada var. Beyaz yelken ifadesini bir çizmek istiyorum. Beyaz yelken. Biz bir sıfat tanımlamasının arkasına lı diyebildiğimiz, lık diyebildiğimiz bir ek getirirsek o zaman kurallı bileşik sıfat yapmış oluruz. Nasıl gemi? Kural, e, beyaz yelkenli gemi oldu. Alınsa kurallı bileşik sıfat örneği burada var. Devam ediyorum. Belirtme sıfatı diyoruz sevgili gençler. Her işaret sıfatı bir belirtme sıfatıdır. Sayılar, sorular ve bilgisi sıfatların hepsi belirtme diye geçer. Niye derseniz biz sıfatları, niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları diye ikiye ayırmadık mı? Belirtme sıfatı kendi içerisinde işaret, sayı, soru ve belgisiz diye dörde ayrılmaz mı ayrılır? E benim burada gördüğüm şu kelimesi hem bir işaret sıfatıdır aynı zamanda belirtme sıfatı olduğu için bakın ne oldu? Bunu da elemiş oldum. Devam ediyorum. Şuraya geldiğimiz zaman şurada bir şey daha göstermek istiyorum size. Şurada yüzen gemi diye bir tamlama var. Gördünüz mü? Nasıl gemi? Yüzen gemi. Sevgili gençler yazmak istiyorum. Yüzmekten yüzen gibi bir yapım eki almış mı almış? Bir sıfat yapım eki almışsa o sıfatımız yapısına göre ne olacaktır? Türemi sıfat örneği olacaktır. Görüldüğü gibi cümlede ya da şiirde bazı, birçok, hiçbir, tüm, bütün gibi belgesizlik bildiren bir sözcük kullanılmadığı için bu örnekte herhangi bir belgesiz sıfat örneğine ne yapılmamıştır? Yer verilmemiştir. Sevgili gençler Böylece sıfatlarla ilgili ilk soru çözüm dersini tamamlamış olduk. Ama bitmedi. Önümüzdeki dersimizde de yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Ama arkadaşlarınızı önermeyi, abone olmayı, aynı zamanda bildirimleri açmayı da unutmayalım. Desteğiniz bizim için önemli. Önümüzdeki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.